Evet sevgili NCM yatırımcıları, yine bir hafta başı sevgili Serdar Pazı ile birlikte yurt dışı piyasalarını konuşmak üzere bir araya geldik. Serdar öncelikle hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk abi. Tüm NCM yatırımcılarıyla birlikte sana iyi bir hafta diliyorum. Hepimize iyi bir hafta olsun inşallah. Tabii bugün raporunu aldık. Raporunda hemen direkt zaten geçtiğimiz haftaki bu hızlı tırmanışlara değinmişsin. ABD enflasyondaki yavaşlama, yani hani göreceli olarak diyelim. Belirtileri ve o aynı anda gelen perakende satışlarında tabii beklentinin oldukça altında bir veriyle karşılaştık ve otomatik olarak piyasalarda bir hızlı moral bulma modu, risk iştahının hızlı geri dönmesine şahit olduk ki Nasdaq'ta %2, S&P'de %1,5, Dow'da da %1'e varan yükselişler oldu ki Dow tarihinde ilk defa 40 bin puanlara göre rekor da kırmış oldu. Şimdi tabii ama sen şöyle bir ayrıntıya işaret etmişsin, bence önemli. Evet, yani genel olarak hava olumlu gidiyor, endeksler rekorlar kırıyor. Fakat alt endekslerde bir uyumsuzluktan bahsetmişsin. Biraz da sanki hacim tam desteklemiyor gibi Evet. bir noktaya değinmişsin. Bunu biraz açar mısın? Yani biz aşırı iyimserlik tarafında mı piyasayı izliyoruz? Yoksa daha farklı dikkat etmemiz gereken noktalar var mı? İşte teknik olarak baktığında hani hareketli ortamlar, teknik indikatörler hep yakından takip ettiğimiz şeyler. Açık pozisyon sayısı mesela vadeli işlem piyasalarında. Spot piyasalarda da işlem hacmindeki artış. Yani endeks yeni zirve gördüğünde işlem hacminin de normalde yeni zirveler görmesi arzu edilir ki yani daha fazla sayıda insanın bu seviyelere inanarak pozisyon açtığı noktasında bizlere bir teyit niteliğinde olsun diye. Ama tabii bunu tam anlamıyla göremiyoruz. İşte alt sektörlerle uyumsuzluk dediğim tarafta mesela Dow Jones'un içerisindeki işte ulaştırma mesela alt endeksiyle işte sanayi endeksi hepimizin takip ettiği endeks arasındaki uyumsuzluk. Russell 2000 gibi daha küçük orta boy şirketleri, işletmeleri gösteren endeksin böyle benzer şekilde coşkulu yeni zirveler yapamıyor oluşu. İşte bu muhteşem gedili dediğimiz işte özellikle yapay zeka ile ilintili işte Nvidia'nın da bu hafta bilançosu gelecek bu noktada önemli. Şimdi bunların ayrı tutulduğu bu 7 hisseyi geri bıraktığımız zaman aslında böyle hani tarihi zirvelerden vesaire söz edemiyoruz. İşte enerji tarafı, bankalar tarafı filan hani bu kadar coşkulu bir harekete işaret etmiyor. Dolayısıyla yani tabii ki bu işte muhteşem gedilinin yarattığı ivmeyle şimdi Nvidia'ya dair mesela beklentiler işte 20 milyar doların üzerinde bir kar rakamı 22-23 milyar dolar civarında. İşte bakıldığı zaman bir önceki çeyreğe göre gelirlerini iki kattan fazla arttırması bekleniyor. Yani böyle Borsa İstanbul'da da yatırımcılar örnek vermek açısından ne derler? 4-5 tane hisseyi ayrı bıraktığın zaman endeks aslında eksi de ama o günü artı da kapatıyor. Ya da işte bir şirketin 30 FK ile 40 FK ile fiyat kazançlı işlem görüyor ama şirket arka arkaya birkaç çeyrek öyle kar rakamları açıklıyor ki o açıkladığı rakamla beraber FK'lar daha aşağı sektör ortalamalarına belki daha da aşağı geliyor. Dolayısıyla işte S&P 500'ün Nasdaq 100 endeksinin bizim takip ettiğimiz endeksinin hareketi ve muhteşem yedili içerisindeki kağıtların hani çok daha yüksek FK'lardan daha makul FK'lara doğru geri çekilmesi sürecini bu şekilde açıklayabiliriz. Tabii raporda dikkat çekti diğer bir unsur da hani 5500 seviyesi ve üzeri mesela Deutsche Bank buna örnek verilebilir. Yatırım bankaları giderek daha fazla bu seviyenin üzerinde yıl sonu hedefler. Yani 5300'lere geçmiş olmamıza rağmen 5500 dediğin zaman oraya bir gene %3, %4 mesafe var. İşte geri kalan 7 ay kabaca içerisinde hani faiz vesaire diğer alternatiflere göre daha iyi getiriler sunabilecek. Tabii genel gene takip edilen özlü sözlerden bir tanesi de Mayıs'ta sat ve tatile git. Hani yazın borsada hiçbir şey olmaz söylemi ülkemizde de Amerika'da da sıklıkla tekrarlanır. Ama tabii bu sefer yani özellikle 12 Haziran'daki Fed toplantısı. Çünkü bu çarşamba gelecek olan toplantı tutanaklarında acaba Powell'ın dediğinden biraz daha şahin bir söylem olur mu toplantı tutanaklarında? Çünkü şerh koyan üyelerin vesaire görüşleri yer alabilir mi diye beklenti. 12 Haziran'da hem enflasyonu göreceğiz hem Fed'in faiz kararını göreceğiz. Yani eğer Eylül'de falan bir indirim olacaksa 12 Haziran'da Fed'in bunun sinyalini ilk ateşlemesini, ilk fitilini yakması gerekiyor. Şimdi bu olup olmayacağını takip edeceğiz. Dolayısıyla bu yaz biraz daha sıcak geçebilir sermaye piyasaları açısından geçtiğimiz geride bıraktığımız yıllara göre. Evet, yani dediğine katılıyorum tabii. Oldukça önemli bir sürece doğru giriliyor. Hem genel olarak Fed'in beklentilerine dair çok ciddi anlamda bir iyileşme hızlıca görülürken faiz indirimine yönelik. Bir taraftan da tabii ki genel olarak gidişat bunu destekleyecek mi, desteklemeyecek mi bunu göreceğiz.
Bunu gördüğümüz gibi işte 12 Haziran FED toplantısı var. Sonra Temmuz var bildiğim kadarıyla ve Jackson Hole var. Aslında bunların hepsini çok yakından piyasa izleyecek ve bir şekilde yön tayinini de oradan gelecek mesajlar doğrultusunda yapacaktır diye düşünüyorum ben de. Aslında emtia tarafına geçeceğim. Orada çok ciddi anlamda yorumlamamız gereken bir değerli metallerdeki fiyatlama süreçleri var. Ama onun öncesinde Nvidia bilançosu geliyor bu hafta. Bu bilançoya dair de ben bir yorumunu alayım. Bunun genel piyasaya etkisi ne olabilir? Ve başka yakinen takip ettiğin ya da hoşuna giden hisseler var mı? Şimdi Nvidia tarafında yani işte 22-23 milyar dolar civarı bir kar beklentisi. Önceki döneme göre kazançlarını iki katına yakın arttırma beklentisi. Satışlarında büyük ciddi şekilde artışlar bekleniyor. Nvidia'nın tabii bakıldığı zaman öne çıkartan unsur şu. Yani şu an itibariyle diğer firmaların yapamadığı bir şeyi yapıyor. Nvidia çok pahalı diyenler çok yakın zamanda Nvidia'nın bu çip üretimini diğer firmalar da rahatlıkla adapte edebilir, replike edebilir ve benzerinde daha ucuz maliyette. Dolayısıyla hani Tesla'nın başına gelen nasıl BYD Çinli şirket işin içine girdiği zaman Tesla'nın kar marjları, satışları Avrupa'da filan özellikle Amerika dışında ciddi şekilde azaldı ve Tesla'ya yani yoğun satış geldi. Nvidia'da şimdi bakıldığında hani bu sene sadece yani 4-5 ayda ikiye katladı ve hani 2023 performansı da böyle az buz bir performans değil. Yani 2 trilyon doları aşan bir şirketten yani işte Amazon'u vesaire Meta'yı çok yakın zamanda yakalayan piyasa büyüklüğü olarak bir şirketten bahsediyoruz. Ama işte Nvidia analistlerinin de ön plana çıkardığı yani şirket 2024-2030 bu 5-6 yıllık dönem zarfında çok kolay adapte edilmesi, kopyalanması, replikası çıkması zor. Dolayısıyla bu 5-6 yıl boyunca çok yüksek böyle bu çeyrekte göreceğimiz gibi kar Aslında bir rakamlarına büyüyor. monopol Evet. etkisi var yani orada. Evet. Yani belki 2030'dan sonra diğer şirketlerin de ister istemez girmesiyle rekabet vesaire o kar marjları kalmayacak ama önümüzdeki 4-5 sene gerçekten hani Nvidia'nın dönemi olacak. Hani belki daha da yukarılara. Tabii Nvidia yukarı geldikçe işte AMD gibi yani benzer kendisine nispeten yani Nvidia %90 piyasanın domine eden bir kuruluş ama işte yeni Nvidia ne olur diye diğer yapay zeka ile ilgili şirketlere de benzer şekilde alımların geldiğini görüyoruz. Muhteşem yedili içerisinde bakıldığında işte Microsoft, Google ve Meta biraz kendini daha benzer şekilde bu yapay zeka temasının ön planda olmasından faydalanıp yukarıya çekebilecek ya hatta teknik olarak bakıldığında hani Alphabet işte Google'ın parent company'si o en hani olumlu 170 seviyesinin üzerinde kaldıkça bir sıkışmayı yukarı yönde çünkü tamamlama eğiliminde yani odaki hareket daha belirgin olabilir. Gene notlarıma bakıyorum mesela Apple 200 ve Amazon'da 190 seviyesini eğer aşarsa benzer şekilde orada da bir ivmeden söz edebiliriz. Microsoft'ta da 430 seviyesini not aldım. Orası eğer aşılırsa hali hazırda ki bu Nvidia'nın başlattığı döngüyü onlar da iştirak edebilir ama bir tek yani teknik olarak bu muhteşem bir dil içerisinde olumlu gözüken benim için Alphabet 170'in üzerinde kaldıkça daha yukarılara 200'lere doğru bir hareket söz konusu olabilir. Nvidia için de mesela işte 940'lar falan civarı bir rekor kırdı ama kalıcı olamadı. 800'lere sarktı bir daha toparladı. 950 ve ötesine atabilirse Nvidia bu bilanço rakamları sonrasında orada da bu sefer 1000 ve üzerinde kalıcı bir hareketten söz edebiliriz. Ön plana çıkartabileceğim hisse ve fiyat bazında hareketler bunlar Ahmet. Evet, takip ediyor olacağız. Önemli bir hafta. Özellikle Nvidia bilanço performansı senin de izah ettiğin gibi piyasa genelini de etkileyebilecek nitelikte olacaktır diye düşünüyorum ben de. Rakamlar oldukça da iddialı. Tabii iddialı olan bir diğer noktada değerli metaller tarafı. Özellikle yıl başından bugüne baktığımızda altın da çok ciddi bir rally yaşandı. Tabii hem biraz Fed'in faiz indirimine yönelik politika beklentileri biraz bu fiyatlamayı şekillendirirken biraz da jeopolitik risklerin altını özellikle desteklediğini gördük. Gümüş çok ayak uyduramamıştı bu süreci ama şimdi son döngüde gümüşte de ciddi anlamda bir toparlanmayla beraber o bir türlü kırılamayan 30 ons seviyesinin bu hafta başı itibariyle kırıldığını görüyoruz. Tabi bunda bir miktar belki dün gerçekleşen işte İran Cumhurbaşkanı'nın vefatıyla sonuçlanan bu helikopter kazasının ilk etapta bir etkisi olabilir. Çünkü orada bir resmi açıklama yok. Yani şu ana kadar gelen açıklamalardan bunun bir kaza olduğu ortaya çıksa da arka planda
İşte bir suikast var mı yok mu? İsrail Orta Doğu'yu daha da gelecek bir sürece girilir mi gibi endişeler var. Tabii bunlar otomatik olarak hem altında yeni bir zirve getirdi. Yani 2450'ler görüldü. Hem de gümüşün 30 onsu sert geçmesine neden oldu. Bu yükselişlerin devamı gelir mi? Kalıcı mıdır? Sen nasıl görüyorsun özellikle bu taraftaki fiyatlamaları? Bir bu konuda da ben görüşlerini merak ediyorum. Şimdi hani İran'da reisiyle beraber helikopterde Hamaney'in veliahtı olması beklenen oğlu da var. Hani dolayısıyla hani önemi belki daha da artıyor. Daha da Resmi artırıyor, gelene doğru. kadar hani burada bir ciddi şekilde hem petrolde tırmanış gördük hem altında ve değerli metallerde gördük. Sonra kısmen geri gelse de rekor seviyelere yakın. Şimdi tabii altında 2431 üzerinde bir kapanış eğer görürsek hani 2500 ve üzerinin direkt önü açılmış olur. Onu söyleyebilirim. 30 ve üzerinde kaldıkça gümüşte o işte 32,5 oralara zaten hemen hemen geldik. 35 seviyeleri ön plana çıkıyor teknik olarak. Önceki haftalarda platinde bir hareketlenme oldu. Hani 950 1050 bandını yukarı yönde zorladı. Orada da daha yukarılar söz konusu olabilir. Şimdi Bloomberg tarafından hesaplanan işte 24 adet yani sadece değerli metal değil işte endüstriyel metaller ondan sonra soft commodity yani tarım emtia dediğimiz işte buğday vesaire de dahil olduğu enerji fiyatlarının dahil olduğu bir commodity emtia endeksi var. 24 tane emtiadan oluşuyor bu. Şimdi bu endeks bakıldığında Ocak 2023 yani yaklaşık 1,5 yılın böyle zirvesine geldi ve tarihi zirvelere doğru gidiyor yani petrol değil mi? Petrol şimdi 130'lar 140'ları falan biz gördük. Petrol neredeyse yaralarında olmasına rağmen yani bu hareketi yapabiliyor. Çünkü işte mesela bakır 11 bini aşarak bir o da rekor seviyeye imza attı. İşte demir cevheri mesela 3 gündür yükseliyor. Yani diğer metal kompleksinde de hareketler var ama tabii bizim daha yakından takip ettiğimiz değerli metal tarafında yani altında 2431 üzeri ve gümüşte de 32,5 üzeri hani bir iki kapanış 35 ve orada tabii çok daha yüksek hareketler yani yüksek volatilite dahilinde %5'lik yani altın %1-2 giderken gümüşte %5'lik %10'luk hareketler görebiliyoruz. Gümüşün de tarihi zirveleri 50'lerde yani tabii daha oralara da bayağı bir mesafe var aslında bakıldığında. Dolayısıyla bu değerli metalleri yakından takip ediyor olacağız ama kısa vadeli yön yukarı yönde volatilite devam edecekmiş gibi gözüküyor. Evet, yani bu haftada oldukça önemli tabii ki yine veri akışı var ve özellikle de Çarşamba günü Fed'in tutanakları gelecek. Tutanaklardaki tutanakların bize vereceği kopyalar diyelim ya da sufleler doğrultusunda piyasanın bir şekilde zaten yönünü net bir şekilde tayin edeceğini de düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum. Serdar, ağzına sağlık. Çok dolu dolu güzel bir yayın oldu. İnşallah haftaya tekrar bir araya gelmek üzere diyelim. Herkese bol kazançlı iyi bir hafta diliyorum. Görüşmek dileğiyle iyi günler.